Günaydın Aydın kardeş. Ben de tam size geliyordum ya. Biz gene şeyi açık unutmuşuz. Neyi? İşte ben de onu diyorum yani. Biz gene bir şeyi açık unutmuş muyuz? Unutmamış mıyız? Ya Aylin kardeş, seni böyle bir anda karşımda görünce dedim herhalde gene bir arıza var ya. Yok canım, ne arızası? Ha, sizin bende çamaşırlarınız vardı. Yani daha doğrusu sizin değil de yalnızca Deniz'in. Deniz'in? Ulan Deniz'e olana bak, 2 dakikada satmış bizi ya. Getireyim mi? Yok, sen artık onu kendisine verirsin. Vallahi yalan söylemeyeceğim. Ben bu duruma bozuldum, üzüldüm, içerledim Aylin kardeş. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben sana çay demleyip getireyim, birlikte kahvaltı ederim, olur mu? Olur, şahane olur da yalnız malum öğrenci evi, bende bir tek bisküvi var ya. Bana uyar. İyi güzel. Buyur. Tamam. Yavaş ya, boğulacaksın. Açım, ne yapayım? Bunlar ne? Ha. Onlar benim işim. Nasıl yani? Şöyle yani. Ben bu paketleri satıyorum, para kazanıyorum. O parayla bisküvi yiyorum. Ama ileride satışlar patlayınca dana alacağım, çevireceğim, onu yiyeceğim. Bakabilir miyim peki? Bak bak ne demek. Bunlar mı yani uçakla gelmeyen ihtiyaçlar? Her evde bulunur zaten bunlar. Ya onlar ev için değil ki zaten, trafikte sıkışan arabalar için. Ha, an... Ne oldu Aylin kardeş? Ha bir dakika, bir dakika dur, anlayacağım. Kaç kelime? Ha? Yerli mi, yabancı mı? Aha! Boğazında kaldı. Su getireyim, su. Yok olmaz. Filmlerde ne yapıyorlardı? Gel bakayım. Aylin kardeş, yanlış anlama, hayat kurtarmak için yani. Yürü be Efe kaygısız be. Ulan benden çok kim hayat kurtardı be? Efe çok sağ ol ya. Ne demek canım, her zaman bekleriz. Eyvallah, sağ ol. İyisin. İyiyim, iyiyim. Neredesin be kızım? Allah Allah, nerede bu kız ya? Konakta da değilse vallahi arıza çıkartacağım ha. Yani hem tatlı getiriyor, tatlı konuşalım diye, sonra telefonu kapatıyor. Aha, insan lafının üstüne su. Neredesin sevgilim ya? Oh. Ne oluyor be?